Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de su para yayınlarının turuncu serisi TYT denemesinin geometri sorularını çözmeye çalışacağız. 31 yani birinci sorumuzla başlayalım. Bir ABC üçgenin de DC olacak şekilde AB'den bir D noktası al diyor. Çizelim ABC üçgenimizi. A kenarı, B kenarı ve C kenarı. Ne demişti? AB'den bir tane D al demişti. Şurası D. Nereyi birleştireceğiz? AD ile DC eşitmiş. Burayı çektik. AD ile DC birbirine eşitmiş. BAC'yi 70 vermiş bize. BAC açısı yani şu tepe açımızın 70 olduğunu söylüyor. BCD açısı da 15'miş. BCD neresi? Şurası. Burası da 15 dereceymiş. 70'si arkadaşlar burası da 70. Buraya ne kaldı? Burası 2 iç bir dış açıdan 140 140 15 daha 155 B açısında da 25 kaldı. Zaten ABC B açısını soruyor. Doğru cevabımız 25 B seçeneği. 32. sorumuz şekil 1'de ABC'de karesi biçimindeki iki özdeş havludan birincisi E ve F orta noktasından tutulup, ikincisi ise diyor NL köşesinden tutulup bu şekilde ipe asılmıştır deniyor. Bu uzaklık 160√2, bu uzaklık 160 olduğuna göre bir havlunun çevresi sorulmuş bize. Şimdi madem ki bu şu köşegenden tutulmuş da katlanmış o zaman arkadaşlar buralar 45'e 45'tir. E bu ortadan bir dik indiğimizi düşünelim. Ortadan bir dik indiğimizde şuraya diyorum ki 2A diyeyim. Orayı da 2'ye böleceğim ya. 2A, 2A dersem şu kenar 2A, 2A kök 2 olacak şurası. 2A kök 2 olacak o zaman. Burası 2A kök 2 ise karemin bir kenarı yani şu ortası da ne oldu? 2A kök 2 burasıysa orta A kök 2 geldi. O zaman şurası da A kök 2. Şu mesafelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bakın aynı ip aynı zemine olduğu için. Yani denklemim şu olacak. 160 kök 2 artı A kök 2. Eşit olması gerekiyor. 160 artı 2A'ya. 160 artı. 2A'ya eşit olması gerekiyor. Buradan A, şurayı A kök 2 parantezine çekip yazabilirim ama bence görünüyor da. Arkadaşlar A 80 kök 2'dir. Çünkü 160 kök 2'ye bu denk gelecek. O zaman 160'a da bunun denk gelmesi lazım. 80 kök 2 oldu belli. E, karemizin bir kenarı 2A kök 2 idi. 2 çarpı 80 kök 2 çarpı kaç 2A kök 2 bir de kök 2 var burada. 2, 4, 320 o zaman bir kenar. Burası 320. E ne diyor? Çevresi demişti. 320 çarpı 320 çarpı 4'ten 1280 gelecek. O zaman çevremiz. 33. Sorumuz ABC dik üçgeninde. Yine çizelim ABC dik üçgenimizi. BC dik üçgeninde. Neresi dikmiş? AB ile BC dikse burası dik. BD ile de kim BD ile de AC dikmiş. O zaman şuraya bir D koyuyorum. Şuraya bir D koydum. BD ile de AC dikse arkadaşlar burası da dik. Burası da 90. D eleman AC tamam. BC AB'nin iki katıymış. AB'ye K dersem arkadaşlar burası o zaman 2K. ABD açısı alfaymış. Burası alfa. Bana sinüs alfa değeri soruluyor. Şimdi şurası alfa. Buraya da beta diyecek olursam Alfa artı beta 90. Burası beta ise burası 90 sa buraya da alfa kaldı. Sinüs alfa denilmişti. 1'e 2 oranı ise arkadaşlar burası K kök 5 gelecek. Pisagordan da. E, sinüs alfa karşı K bölü komşu, hipotenüs K kök 5. K'lar gittiğinde 1 bölü kök 5. Onu da eşitliği çarptığımızda B seçeneği doğru cevabımız. 34. sorumuz. Şekil 1'de AB dik BC. BC eşit CD ve BD'nin altı olduğunu söylemiş. Bu şekli buradan kesip arkadaşlar bu tarafa koymuş. Buralarda eşit eşit bana şu beyaz üçgenin BD üstü D'nin alanı soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Buraya A dersem burası da A ikiz kenarlıktan. Buraya da B diyorum. İlla açılardan bir şey gelecektir. Şu şeklimizi de bir tamamlayalım. Şeklimizi geri tamamladım. Şeklimi geri tamamladığımda kimler eşit burada? Burada şurasıyla şurası eşit. Ne demiştik? A'ya. A demiştik. Burası da B olmuştu. Ee, tamam. Şuralarda aynı şekil için A ve A. Burası da yine gördüğü için burası da 6. Burada yine 6 idi zaten. Şuradan bir dik insek. Şuradan bir dik insek ortaya. İkiz kenar üçgende dik indiğimiz için buralar nasıl bölünecek? Buralar 3'e 3'e 3 diye bölünecek. Sonra bu tepe açılarım A ise burası da B burası da B olacak. Şimdi dikkat edin. Buradan B olana açı ortayın koluna dik ve 3. O zaman buradan da aynı şekilde bu açı ortayın koluna B olana dik inerseniz burası da 3 gelecektir. 6 çarpı 3 bölü 2'den arkadaşlar alanımız 9 birim kare olacaktır. 35. soruyla devam ediyoruz. Şekil birde merkezi O noktası yarıçapı çapı Yelkova'nın uzunluğu kadar. Yani arkadaşlar şu R'ymiş yarı çapımız Yelkova'nmış. Çembersel kadranlı bir saatin Yelkova'nı düşmüş ve CD'ye denk gelmiş. Bana arkadaki yay uzunluğu soruluyor. Şimdi şuraları çektiğimde yarıçapları çektiğimde eşit eşit ve eşit gelecek. Yani burası da 60 derece olacak. Merkezden gördüğü için CD şu yay 60 arkadaşlar 360'dan 60'ı çıkarttığımızda arka tarafına 300 derece kalmış olacak. 36. sorumuz yukarıdaki şekilde düzlemde verilen sabit 5 nokta ile ilgili. ABC'de doğru salmış. EB ve EB ve AD doğruları birbirine dikmiş. Diyor ki EAC noktaları kapalı bir bölge eşkenar üçgen birleştirelim. Şuraları birleştirdiğimizde burası bir eşkenar üçgen oluşturuyormuş arkadaşlar. Yani şurası 60 hatta şuradan tane şu diki de çekeyim. Çünkü buralar 30 30 burası aynı şekilde 60 90 90 ve şurası da 60 olacak. EBD noktaları da kapalı bir ikizkenar üçgen. Yani şunu da çekmemizi istiyor. EBD de şu üçgen o zaman. Burası da böyle geldi. Bana oran sorulmuş. O zaman şuraya 1 versem. 1 versem burası da 1. Karşısı ne olur? 90'ın karşısı 2 olur arkadaşlar. E orası 1 ise 30'un karşısı 1 ise burası kök 3. E burası kök 3 ise buradan buraya da kök 3 gelecektir. Ne sorulmuş bana? AD. A'dan D'ye ne oldu? Kök 3 artı 1 bölü AB. AB'ye ben bir birim demiştim. Kök 3 artı 1 o zaman doğru cevabımız. 37. sorumuz diyor ki C'ye dik. ABC üçgeni ile EBD üçgeni eşittir denilmiş. Tamam. Hemen harflendirilmemle başlayalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Madem bunlar eş o zaman şu kenarlar birbiriyle aynıdır. Yani yan yatmış üçgen B kenarında. Buraya A buraya da A dediğim takdirde arkadaşlar bakın şu kenara A dediğim için burada da neresi A oluyor? Şurası da A olmuş oluyor. Çünkü üçgenler eşti. Buraya da B dediğimi düşünün. O zaman tepe açımızda B gelecektir. Şuradan bir tane dik iniyorum. Şuradan bir tane dik iniyorum buraya. Bir tane 90 indim. Buraya bir 90 indiğimde aysa arkadaşlar burası da B, burası da B geldi. O zaman burası ne oldu? AB burada B olmuş oldu. 3 ise arkadaşlar burası da 3 ikiz kenar üçgen var. Çünkü burada e, burası 3. Sonra şu kenarın tamamı 8 geldiyse şu kenarın tamamı da aynı şekilde 8 90'ın karşısı. Burası da aynı şekilde 8 gelmesi mi? Hayır 90'ın karşısı değil. 8 olan yer şu dik kenar. Şurası o zaman bura 5 olmalı. 3 4 5 üçgeni oluştu gördüğünüz gibi. Bize ne sorulmuş? AC sorulmuş. AC ile EB eşittir. Burası 4, burası 8 ise BD'miz 4, ED'miz de 8 ise arkadaşlar karşısı 4 kök 5 olarak gelmesi gerekiyor. 38. sorumuz analitik düzlemde. 4x 3c artı 24 doğrusu OABC dikdörtgeni ve E noktasından geçmektedir. Açılar aynıysa bana EF'nin eğimi sorulmuş. Şimdi Öncelikle şu ET yani şu doğrunun eğimi 4 bölü 3 bunun eğimi. Arkadaşlar EB x eksenine paralel olduğu için eğimi 0'dır. Ve bunun eğimine de M dersem. Hatırlayalım. M2 eksi M1 bölü 1 artı M1 çarpı M2 bize doğrular arasındaki alfayı veriyordu. Aynı formülü burada yapalım. 0 eksi M bölü 1 artı çarpımları 0. Eşit olmalı neye? Buradan yaptığınıza m eksi 4 bölü 3 bölü 1 artı çarpımları 4 m bölü 3'e eşit olmalı. Yani burası eksi m geldi. Eksi m eşittir arkadaşlar. 3 m eksi 4 bölü. Şu 3'ler zaten gidecek. 3 artı 4 m bulacağız. İçler dışlar yaptığımızda ne geliyor? Eksi 3 m eksi 4 m kare eşittir. 3 m eksi 4 geliyor. Hepsini karşıya atalım. 4m kare artı 6m eksi 4 eşittir 0. Bir de hepsini 2 ile sadeleştirelim. Kolay gelsin çarpanlarımız. 2m kare artı 3m eksi 2 eşittir 0. Buraların kökleri 2m'e m. Burası da ortanın 3m gelmesi için artı 2'ye eksi 1 veririm. Bakalım doğru. Çapraz çarpıp düz yazıyorduk. 2m eksi 1 çarpı M artı 2 eşittir sıfırdan M buradan ya 1 bölü 2 M buradan ya da eksi 2 Hocam hangisini alacağız Zaten şıklarda bir tanesi var ama Eğim açımız zaten geniş olduğu için Ve de sola yatık olduğu için Negatif çıkmalı O yüzden eksi 2'dir doğru cevabımız 39. sorumuz ABC'de dikdörtgeni biçimindeki Kartonda AB'nin uzunluğu BC'nin 3 katıdır Deniliyor AB'nin uzunluğu BC'nin 3 katı o zaman şuraya x buraya x dersem 2x arkadaşlar burası 6x gelmiş oldu. Tn arası uzaklık 40 birimmiş. E burası x. E bunun uzun kenar şurası ne arkadaşlar? Tam ortadan kestiği için burası 3x. Şuranın boyu ne oldu? Buranın boyu da aynı şekilde 3x. Burayı çektiğinizde burası 40'mış. E 3x, 4x, karşı taraf 5x. 5x eşittir 40 x eşittir 8 geldi. Bana sorulan şey başlangıçtaki kartonun çevresi. E burası 16 birim. Burası kaç? 48 birim. Toplayıp 2 ile çarptığımızda çevremiz 128 birim gelecek. 40. ve son sorumuz. Yarı çapı R ve yüksekliği H olan dik dairesel silindirin yanal alanının formülü verilmiş. 2 pi ile H. Şekil 1'de dik dairesel silindirin. Taban yarı çapı yüksekliğine eşittir. Yani arkadaşlar diyor ki burası R ise yüksekliği de R'dir diyor. Dik dairesel silindir merkezinden 45 derecelik bir dilim kesilip alınıyor. Mor ile boyalı bölgenin sarı ile boyalı bölgeye oranı. Şimdi burası da 45 derece. Pi çarpı R kare şu daire diliminin alanı. Alfa bölü 360 yani 45 bölü 360 bu bölü Silindirin yanal alanı 2 çarpı pi çarpı r haşı da idi. Fakat bu yüzey kaçlık yüzey? Yine 45 derecelik yüzey. Yani 45 bölü 360 dedim. Şuradan zaten 45 bölü 360'lar pi'ler gittiğinde ne kalıyor? R kare bölü 2 re kare kalıyor. Sadeleştirdiğimizde doğru cevabımızın 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu denememizin de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar, kolay gelsin.